İfadelerin eşitlik durumuna bakarken de yine eşittir simgesini çok fazla kullanıyoruz. Bu işlemde gördüğümüz gibi 40 4'e bölündüğünde eşit oluyormuş 2 artı kutucuk. Yani 40 4'e bölündüğü zaman oluşan sayı 2'nin bu kutucuğun içindeki sayıyla toplandığında oluşan sayıya eşitmiş. Öyleyse yapmamız gereken ilk işlem burada tamamıyla verilmiş olan işlemdir. Yani 40 bölü 4 işlemidir. 40 bölü 4 biliyorsunuz 10'dur. Demek oluyor ki 10, 2 artı kutucuğa eşitmiş. Burada kutucuk yerine yazılabilecek sayıyı bulurken şöyle düşüneceğiz. 2 ile bir sayı toplanmış, 10 oluşmuş. O zaman burada 2 toplanan, kutucuk toplanan, 10 ise toplamdır. Bir toplama işleminde eğer toplananlardan birisi verilmediyse ne yaparız? Toplamdan verilen diğer toplananı çıkartırız ve kutucuğun içinin 8 olduğunu buluruz. Bu durumda işlemimizin doğruluğuna bakarsak 40 bölü 4 eşittir 2 artı 8 midir? Buna bakacağız. 40 bölü 4 10 eder eşittir 2 artı 8 10 eder. Burada işlemimizin eşit olduğunu, birbirlerine eşit çıktığını görebiliriz. Yani burada verilmiş olan 40 bölü 4 ifadesiyle 2 artı 8 ifadesi birbirine eşit çıkmıştır ve bu işaretle, bu simgeyle gösterilmektedir. Karşımıza şöyle bir işlem çıktı. Gördüğümüz gibi ifadelerimizden bir tanesi 17 eksi bilinmeyen bir sayı eşitmiş 40'ın 4'e bölümüne. Hemen burada ne yapacağız? Verilen işlemi önce bir yapacağız. Eşitliğin sağ tarafındaki işlem tamamıyla verilmiş. 40 bölü 4 nedir? 10'dur. Eşittir 17 eksi kutucuk. Dolayısıyla burada verilmemiş olan kutulu işlemin sonucu da ne çıkmalı? 10 çıkmalı. 17'den kaçı çıkarırsam 10 eder. Veya bunu bir çıkarma işlemi olarak düşünürsek burası fark, burası çıkan, 17 de eksilendir. Biz çıkanı bulurken ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. 17'den 10'u çıkardığımızda 7 kalır. Dolayısıyla kutucuğumuzun içerisine gelmesi gereken sayı 7'dir. İşlemimizi tekrardan yazacak olursak 17 eksi 7 ifadesi eşittir 40 bölü 4 ifadesi olur. 17 eksi 7 10 eşittir 40 bölü 4 10'a eşit çıkar. Dolayısıyla bu ifadeler birbirine eşittir ve eşittir sembolüyle gösterilirler. Şimdi de burada verilmiş olan işlemlerin arasına eşittir ya da eşit değildir işaretlerinden hangisinin geleceğini bulmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi ikişer ifade verilmiş. Bu ifadeler birbirine eşit mi değil mi? Buna bakalım. 50 bölü 25 2 eder. 35 eksi 12 23 eder. Burada 2 23'e eşit değildir. 75 bölü 3 işleminin sonucu 25'tir. 50 eksi 25 25'tir. 25 25'e eşittir deriz. 66 bölü 6 11'dir. 7 artı 4 11'dir. 11 11'e eşittir diyebiliriz. Yine 6 çarpı 12 ifadesiyle 36 artı 30 ifadesine bakalım. 6 çarpı 12 72 eder. 36 artı 30
66 eder. 72 66'ya eşit değildir. 30 bölü 3 ifadesi 10 eder. 18 eksi 11 7 eder. 10 7'ye eşit değildir. 30 artı 4 işlemi 34'ü verir. 8 çarpı 4 işlemi 32'yi verir. 34 32'ye eşit değildir. 9 çarpı 4 işlemi 36'yı verir. 28 artı 8 işlemi 36'yı verir. 36 36'ya eşittir. Şimdi şöyle bir işlemle Şimdi farklı bir etkinlikle devam edelim. Turuncu ve kırmızı blokların uzunluklarının toplamı yeşil bloğun uzunluğunun 8 katına eşittir. Buna göre yeşil blok kaç metre uzunluğundadır? Şimdi işlemimizi yapmaya geçelim. 15 metre uzunluğunda turuncu bloğumuz var. 65 metre uzunluğunda kırmızı bloğumuz var. Ve bu iki bloğun toplamı yeşil bloğun 8 katına eşitmiş. Şimdi bunu şöyle bir işlemle yapacak olursak. 15 metre artı 65 metre eşittir 8 çarpı yeşil blok imiş. Bu durumda şu verilen uzunlukları önce bir toplayalım. 5, 5 daha 10'un 0'ı elde var. 1, 6, 1 daha 7, 1 de elde var. 80 metre eşittir. Yani turuncu ve kırmızı blokların toplamı 80 metreymiş. 80 metre 8 çarpı yeşil bloğa eşitmiş. Dolayısıyla burada fark ederseniz bilinmeyenli bir çarpma işlemi oluştu. Burası birinci çarpan. Şurası ikinci çarpan. 80 metrede bizim çarpımımızdır. Eğer çarpanlardan birisi bilinmiyorsa çarpımı çarpanlardan birisine böleriz. 80 bölü 8 eşittir bize 10'u verir. Dolayısıyla bilinmeyen çarpanımız 10'muş. 80 eşittir. 80 eşitliği bu sayede oluşmuş olur.